Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımın sevgili izleyicileri. Bugünkü videomda yine üzücü bir olay. Tohumluk tekim. Şu gördüğünüz tohumluk yavru ayağı topallanmış. Ayağına muhtemelen kan birikmiş. Şu tırnaklarının ucuna. Onun tedavisini yapacağız. Öncelikle dur ol. Kokuyor da ya. Bayağı kokmaya başlamış. Davarlar yürülüyor şu an bizim. O yüzden bu da tohumluk olduğu için kokmuş. Arkadaşlar o tırnağın ucuna kaldırdığı ayak var ya, şu gördüğünüz. Onun ucuna kan inmiş. Kan iniyor öyle. Bayağı sıcak oluyor. Hiçbir yara mara olmadan işte ayağına basamıyor. Şey yapacağız. Onun orayı bıçakla tırnağın ucunu keseceğiz. Çift taraflı. İki tırnağın da ondan sonra da bir iğne yapıştırdık mı? Kan boşaldı mı iyileşecek. Şu ya yavru oğlağımın da ayağı yara olmuş. Yani topal. 3-4 tane topal var şu an. Şunun zaten tırnakları uzamış. Bununki bir tedavisi yok. Bunu uzadıkça kesiyoruz. Yani bir kurtuluş yok bunun. Bir senede falan aynı. Uzuyor, kesiyorsun, iyileşiyor. Ondan sonra tekrardan uzayınca tekrar kötüleşiyor. Şu bıttırıyı da geçen gün hastalığı ilaçlamıştık. İyileşti maşallah. Yemeğe falan başladı. Aslan tekemi. Bu arkadaşlar ikiz. Bir tane de kardeşi var. Kardeşi bundan uyanık çıktı. Bunun sütünü de yemiyor. Annesinin kibiciğini de yemiyor. Buna pek süt bırakmadığı için bu da biraz küçük kaldı. Öbürü büyüdü eşek gibi. Ne oldu oğlum? Davara mı gideceksin sen? Bu zaten bizim emektar Junior. Ne oldu oğlum? Ne diyeyim? Yetik küçük. Her sene bizim böyle bir sarı tekemiz, tohumluğumuz olur. Genelde hep sarı koyarız. Şunun da ayağı toparlanmış. Kızım. Yani bayağı bir sakat var. Yaylada çok sakatlanmıştı. Burada da sakatlandı. Bunun işte o kadar dediğim gibi ayağını keseceğiz. Kanını alacağız. Ondan sonra rahatlayacak. Aşısını da yaptık mı? Neşir. Su mu içebilirim? Aslan tekim. Çok mu susadın lan sen? Şimdi bunu ben tek başıma yapamam. Tekenin ayağını. Artık babamla yapacağız onu. Çünkü bayağı bir zapt etmesi zor. Yoldan aşağıdan getirdim. Zor getirdim eve. O kadar tüylü olmasa yani, tüylerinden tuttum da getirdim. Yoksa hiç getiremeyecektim eve. Beni sürecek adeta. Değil mi oğlum? Gel bak. Ama iyi kokmuşsun sen. Bayağı davar yürümüşsün ha. Bak onu da yürüyecek he. Bak dile bakın dile. Hemen çalışmaya başladı. Topalım mopalım demiyor yani. Şu geçen de arkadaşlar bu devamlı evde kalıyor. Bir gün durmadan bağırıyor. Ulan bu geçiye bir şey mi oldu? Durmadan bağırıyor evde. Ben dışarı gideceğim diye kendini yırtıyor. Davara gideceğim diye. Ondan sonra ikindi ne oldu? Davar saldım. Geliyordu. Saldım bunu. Koşa koşa davara gitti. Davarın yürülme, çiftleşme vakti. Meğerse bu da çiftleşmek istiyormuş. Ondan sonra o gün tekerlerle bir çiftleşti yani. Tekerlere koştu. Direkt tekerlerinden. Ondan sonra oğlağı tabii çiftleşme olayı gerçekleştikten sonra bir daha hiç sesi çıkmayı verdi yani. Bir gün bas bas bağırıyordu yani. Demek ki hissetmiş, istiyor. Koşa koşa davara gitti. Ondan sonra bir daha da öyle bağırmadı. Değil mi oğlum? Aslan tekim. Oğlum bu tavuk ne yapar? Vallahi sahilde yatıyor sanki. Rahatsız etme oğlum adamı. Ay benim aslan tekim.
İyileşeceğim oğlum. Dur baba. Oğlum beni beraber götürecek. Kıllı. Ayakkabına etmesin lan. Dayan oğlum, geçecek. Leş gibi de kokan hala. Beş gram. Kor. Bir de şu geçeyi dur lan. Nereye gitti o geçi? Ağara mı girdi o da? Dur kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel bana, seninki de mi aynı? Bunu hangi bacağı bir bakalım önce. Dur kızım. Dur. Dur kızım. Dur kızım. Hop. Kıllı kızım, uslu. Uslu kızım. Sol bacağı bunun. Sol bacağı şişmiş gibi ya. Oğlum, bunu sıcakla değil lan. Bu kuvan değil herhalde ya. Bir kes bana, şoklağa. Git! Püçt! En bakayım, haydi. Sıcak değil ki. Bir bak lan ya. Lan çıkmayacak gibi. Çıktı. Kapkara ne var lan bu? Boş kurtulacak. Hem de at doğulak geç. Allah Allah. Of. Çarkalak gitti ya içine ya. Kanımış işte, bayağı kanaktı. Lan oğlak bir git. Gel la bura. Tam hırsız olmuşsun ha. Koş kızım, az kal, az. Kurtuldun hadi. Alma da. Şerefsiz. Bul onu, beğenmeyeceksin diye uğraş. Sıcak değil, ne al kan akar bundan. Arkadaşlar, izlediğiniz gibi tekele geçinin ayaklarını, tırnaklarını kestik. Kanlarını akıttık. Bayağı kan aktı. Tekeden daha çok.
İğnelerini de vurduk. 5'er gram premacin vurduk. Şimdi yani bir güne falan, yarın akşama kadar falan toparlarlar, basmaya başlarlar artık. İyileşir, genelde oluyor. Devamlı olan bir rahatsızlık bu. Çoğu zaman kesiyoruz. İğnelerini de vurunca hemen toparlar. Neyse arkadaşlar, bu videoyu da bitirelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. YouTube izleyicilerim. Videoya beğenir, yorum yaparsanız, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoca teke yemiyor. Beni dinliyor şu an. Kendinize iyi bakın. Bay bay.